Bu ya bu Anayasa Mahkemesi bir Enis Berberoğlu ile ilgili karar vermişti. Alt mahkeme o kararı dinlemedi. Bunun doğurduğu bir tartışmalar falan vardı. Güm diye akşam ya saat kaçta oldu o olay? 22.17. Saat 22.17'de Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi adını da söyleyelim. Engin Yıldırım. Engin Engin Yıldırım. Yıldırım. Anayasa Mahkemesi'nin böyle ışıkları yanıyor ışıklarımız hiç sönmüyor diye bir tweet attı. Şimdi Işıklar yanıyor. ışıklar yanıyor. Işıklar yanıyor diye. Işıklar yanıyor diye mi? Evet. Şey Işıklar yanıyor. Işıklar yanıyor. Ha ışıklar yanıyor. Sonra İçişleri Bakanlığı ışıklarımız hiç sönmüyor diye tweet attı. Şimdi <laughs> ya dün akşam beni gazeteden aradılar dediler ki ya böyle bir tweet atıldı dediler. Şimdi dedim ki ya bunu nasıl haberleştireceğiz bu saatte geç de gazete baskıya girecek filan. Çünkü uzun bir hikayesi var onun yani. O saatte baskıyı değiştirebiliyorsun. Değiştirebiliyoruz Eskiden 10-15 yıl önce içinde bir gece diye. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir olay var. Hayır. Şimdi genç kuşaklar bunu bilmez. Hani bilmez. hikayesini anlatacaksın yani. Şimdi Tabii. bunun bir hikayesi var. Tabii. Ne demek ışıklarımız yanıyor? Ya şey eskiden bu darbe e, heveslerinin yoğun olduğu dönemlerde genel kurmay'ın ışıkları yanıyor derlerdi. Hadi hadi iki iki cümle vardır hani darbe iması içeren iki, iki tane net hatırladığımız cümle. Birisi genç subay. E, genç subaylar rahatsız. Doğru. Bir tanesi de genel kurmayın ışıkları yanıyor. Bu ne demekti bu iki cümle? darbe, darbe, darbe gelebilir geliyor. falan filan. Herkes heyecanlanır. rahmetli Mehmet Ali Birant bunu ilk e, 32. Evet, evet günde Birant, kere söyledi. Ama bu bilinemde de bir şeydir yani. Genç subaylar rahatsız dendiğinde ya da genel kurmayın ışıkları yanıyor dendiğinde hepimiz alarma geçerdik. Ulan darbe mi geliyor ne olacak başımız belaya mı girecek filan. Kimisi korkar, kimisi sevinir. Böyle bir ortam vardı yani. Biz, biz Ankara'da o şey çıkınca, yani Ankara gazetesi olarak genel kurmayın önüne giderdik. Siz gene evinizde duyuyordunuz. Yani Işık yanıyor, ışıklar yanıyor diye. Yani, evet, hadi, yeni, hadi, yeni, hadi genel kurmayın önüne. Şaban Bey yeni adresimiz belli oldu. Anayasa Mahkemesi. Ne, neyse ki, bir orası bir da benim eve yani şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi yani ona gönderme yapan, onu ima eden, onu çağrıştıracak böyle bir mesaj attı, böyle bir tweet attı. Ee, son derece münasebetsiz bir şey tabii yaptı. <laughs> tabii insanlar da büyük tepki gösterdiler. Belki adamın amacı hani... Ya sen anayasa mahkemesi üyesisin. Sen nasıl darbe yapacaksın? Yani ne darbeyi marbeyi belki kastetmiyordu ama e, yaptığı göndermenin o olduğu çok bariz. Ya biraz neyse ben kendi görüşümü söylemeyeyim de herkes kendi görüşünü söylesin. Yani son derece yadırgadım, ayıpladım. Ya bir Anayasa Mahkemesi üyesinin bu berbat hatırayı yad edercesine böyle bir mesaj atmasını çok e, e, yadırgayıtıcı buldum. En azından yani başka bir kelime bulamıyorum ama konuklarımızın bu konuda ne düşündüklerini de merak ediyorum. E, Hakan Bey'le başlayalım. Hakan Bayrakçı'yla. Buyurun ne diyorsunuz bu Ben işe? şu açıdan çok üzüldüm. Yani niye böyle bir şey attı? ayrı üzüntü. Anayasa Mahkemesi'ne bir karar vermiş geçenlerde. Normalde yani çok muazzam bir karar da değil. Bir milletvekili hakkında bir şey böyle bakınız öyle. Birçok vatandaş bu karara şimdi diyor itiraz gelse de bana. Ya acaba yargı bağımsızlaşıyor mu? Ne güzel bu ülkede yargının bağımsız kararları da var filan diye böyle bir duygular yükseldi. Ama Mahkemesi bir yargı kurumu değil yani. Biliyorum sen çok kızdın, defalarca söylendin ama ne olursa olsun bundan 20 yıl evvel anketlerde güven oranı olarak 70-80'lerde çıkan yargıya güven şu sıralar çok düşmüştü. Bu çıksın diye uğraşıyoruz. Bir tane kararı da siyasi iktidarın aleyhinde verse ne olur? Bu tepki niye diye düşünüyordum. Ya niye bu kadar kızıyorlar? Yani Anayasa Mahkemesi şöyle. Anayasa Ben Anayasa Mahkemesine hak vermiştim açıkçası. Ama o tweet hani böyle özdeyişleri ve atasözlerinin cuk oturduğu yerler vardır. Haklıyken haksız duruma düşmek falan diye. Yahu ne alemi var o tweetin? Ne ilgisi var? Ne lüzumu var ya? ne Elin gereksiz olmaz. bir iş. Ne yani, kadar gereksiz. Haklıyken haksız duruma haklıyken, düşmek. haksız duruma düşmek diye bir özdeyiş var. Ya bir defa Anayasa Mahkemesi tartışılırken sen böyle bir çocukça işler yaparsan, trollük yaparsan Anayasa Mahkemesi'nin tartışılmasını bile haklı Biz göstermiş buradayız olursa. mesajını veriyor. Ne? Biz buradayız. Ne demek son bir şey biz ilave Buradayız. Edin. Son bir tamam, şey ilave daha Akıllıya edin. denmez. O o o tweet biz buradayız. Evet anladım. Mesajı Ama bak son bir şey ilave edeyim. İnan ikircik arasında kaldım. Acaba bu bunun ne çağrıştırdığını biliyor da mı? Biliyordur canım. Oğlum ya, eyvallah, olmaz mı? Tamam. Bilmeden yapılacak iş değil o. Geçmişine peki, bakarsanız peki. bu zatı. Hayır o kadar inanamıyorum ki. Bak, ha bilmeden yapılamaz böyle bir şey. Peki. Ona gönderdim. Ama yapayım. o kadar niye inanamıyorum buna? Yavuz bir sürü insan ülkenin belki yarısı aa anayasa mahkemesi bağımsız karar verebiliyormuş. Kimsenin tabii, kontrolünde tabii. değilmiş. Ne güzel derken. Bunun ne, ne alemi var ya? E, ta, şey dediler, e, bazı arkadaşlar da dediler ki ya danışıklı dövüş mü? Bu kadar rasyonilteden uzak bir yaklaşım olunca ortada. <laughs> yani sanki hükümete yarasın diye bu adamın bu tweet'i attığını söyleyenler bile oldu. Ben de onlara dedim ki, hayır bu Engin Yıldırım'ın Süleyman Soylu'ya karşı yaptığı bir şey de vardı. Süleyman Soylu hani bir bunlara çıkış yaptı bisiklete Hı. binin madem öyle falan diye. Bu bisikletle fotoğraf koydu Twitter'a. Ya bu troll. Troll gibi davranıyor yani. Şimdi bir Hatırlıyorsunuz özel, değil mi onu? Bisiklet, bir ya. özel tarzı olan biri olabilir. Değişik birisi olabilir. Ama Anayasa Mahkemesi bir heyet. Heyet evet. Şimdi bu heyetin beyefendiyi ya yapma etme. Yani hadi neyse onu anlarım buna tavırdır şudur budur. Ama yani bir bağımsızlığınızın bu ülkedeki yargı bağımsızlığının yani siyasetin emri altında bir yargı olmadığının bir kararı çıkmış ortaya. Hayır bunun güzel tarafı da var. Yani bunu AK Parti kızacağına aslında bak yargı bağımsız filan demesi lazım. O yükleneceğine. Tam böyle bir durum varken. Aa millette bir dakika ya yargı iktidarın her şey istediği doğrultuda karar çıkartmıyor. Yargı yargı deyip duruyoruz. D dediği gibi Anayasa Mahkemesi ayrı bir olay ama yargı diye algılanıyor. Algısı bu yani. Ama şu an artık kendini yargının yerine de oturttuğu için Anayasa Mahkemesi'nden hmm. yargısal bir kurum olarak bahsedebilirsin. <laughs> Sakıncası yok. Yani sonuç olarak... Gerektiğinde yasama organı oluyor, gerektiğinde yargı oluyor. Deniz gerektiğinde... Berberoğlu sonuçta <laughs> ayar çekiyor. Diyor ki ben takip etmiyordum, takip etmeye çalıştım Twitter'dan kapatmış ...şey ettim, rica ettim hani ta, e, talep gönderiliyor ya. Karşılık da gelmedi. Öğrenmek istedim başka detay ne yazmış diye. Çünkü başka, başka bir şey yok. Tek, var tek yok var. Sonradan Devap şunu yazmış. Diyor ki, "Ha sonra sonra e, yazdık." E, Harcını aşan yorumlar da bulunuyor insanlar." diyor. Yani ben, bunu, ben onu kastetmedim diyor. de diyor ama. Ha. Ben onu kastetmedim. E, ya ben darbeyi kastettim Haksız mi diyecek de. yani. <laughs> o da ayrı bir gereksiz yani. yani. Gereksiz, lüzumsuz bence de. Peki, Metiner e, daha farklı yorum Tabii ki daha farklı e, var galiba size. Tabii. Nedir? Çok açık ve aleni bir biçimde haddi aşan küstahça bir darbe tehdididir bu. Bu adamın askeri mi var? Askeri darbe sadece... Neyle darbe yaptı? 17-25 Aralık darbesi askerlerle mi yapıldı yani? Gene tırnak içinde bir kışım hukukçular üzerinden yapıldı. Siz hukuk marifetiyle de, yargı marifetiyle de darbe yapabilir. Anayasa Mahkemesi yapabilir mi? Şimdi herhangi bir mahkeme kararını beğenmeyin, beğenmeyin. beğenmeyin. Yani beğenin, e, beğenmeyin. Esin şey de, kişisel dostluğumuz olduğu için adını zikretmek istemem ama yerel mahkemenin verdiği kararı beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Siz onu ayar çekemezsiniz. Anayasa Mahkemesi yargıya ayar çekme yeri değildir. Bir. iki siyasi otoriteye meydan okuma yeri de değildir. Peki kurallar gereği Yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararına uyması gerekmiyor mu? Ya diyelim ki hayır gerekmez. Bence gerekmez. O zaman yargıya gerek yok ki. Ya yapma ya Ümit Hoca. O zaman Anayasa dakika, Mahkemesinin bir dakika, anlamı bir dakika. ne ya? Anayasa Mahkemesinin bakınız kuruluş amacı teşkilatının kuruluş amacı bellidir. Anayasaya uygunluğu usulü açıdan denetler. Yasama organ yerine kendini koyamaz. yerindelik Esastan iştihatlarla yeni kanunları ihdas edemez. O yasama <laughs> organının görevidir. Yargısal faaliyetlere gelince eğer birinci derece mahkemeler, istinaf, yargı karar verdikten sonra anayasa mahkemesi, üstelik de hukukçu olmayan üyelerinin bazen çoğunlukta olduğu anayasa mahkemesi vermiş olduğu bir kararla bütün bu yargısal işlemleri iptal edebiliyorsa o zaman yargıya gerek yok ki anayasa mahkemesi Kimin cezaevine girip girmeyeceğine, kimin ne kadar cezalıp almayacağına. bir de cezaevine de girmişse verdiği bir kararla cezaevindekileri salı versin olsun bitsin yani. Böyle bu, bir anayasa bu, mahkemesi, da bir Bu de şu da var. böyle bir anayasa bu mahkemesi elimizden neyi aldı biliyor musunuz? Biz bu gece açıkçası ben ve Şaban Bey dönüp <laughs> diyecektik ki anayasa mahkemesi haklı helal olsun diyecektik. Ya diyecektik bunu. Konuşacaktık. Yalanmış abi. Ya konuşacaktık. Gene konuşacağız. E onu konuşuruz e, da. Yani, <laughs> Deyince <ya> demenize <laughs> ne? Ya en, ama en böyle en bir tip adamın elini ayağını şimdi, bağlıyor. Ya Bu şimdi şimdi ne ya? olaya şeklen, şeklen hiç bakmadık. Ee, ben hani anayasa mahkemesinin verdiği karar, yerel mahkemenin kararı bunu sonradan değerlendiririz ama şimdi bir ışıklı bir anayasa Mahkemesi Biz görüntüsü buradayız var. Mesajın altını çiziyorum. Kim ne anlam yüklüyorsa yüklesin. Biz buradayız. <laughs> bir takım <laughs> çevrelere, odaklara. Abdullah Gül'ün atadığı bir isim. Geçmişine bakın. Akademik kariyerine bakın. Geçmişine bakın. Kimin atadığına bakın. Aynı dönemde Diyarbakır, Batman'da Ali Babacan'ın verdiği mesajlara bakınız. Aynı dönemde yerel bir mahkemenin vermiş olduğu kararlara bakın ve o bu hengamede eş zamanlı olarak bu beyefendinin bu zatına muhteremin atmış olduğu tweet'e bakınız. Şimdi Mehmet Hiçbir Metinler, şey tesadüf değildir. Mehmet Metinler'in bıraktığı yere ışık tutsun diye söyleyeceğim. şeklen ışık bir fotoğrafın çok ışık, ışık tehlikeli. <laughs> evet, <ışık> tehlikeli. <laughs> fotoğrafın evleri tehlikeli. fotoğrafın kendisine bakmadan Üşek üzerinde evleri. konuşmak bir biraz sıkıntılı. İçeri yani içeriğini konuşuyoruz ama fotoğrafta bir şey görüyoruz. Uzaktan çekilmiş bir Anayasa Mahkemesi görüntüsü ve ee, iç, ne olduğunuzu anlıyoruz. İçeride Anayasa Mahkemesinin üyeleri çalışıyor. O saatte çalışıyorlar. E peki Engin Yıldırım da Anayasa Mahkemesinin üyesi ise? Hukukçu olmayan biri. İçerde, olması gerekmez mi? Belki çıkıp fotoğrafı çekip Heh. tekrar girmiştir Heh. Bu adam şimdi, hukukçu da değil. Abi. Şimdi değil dışarı çıkıp <laughs> İktisat bu fotoğrafı çekmiş olması lazım bir. Yani bunun içer. Ne 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 e, özel anlamadım. bir çaba. Ha özel bir çaba sarf etmiş. Özel abi. bir çaba var orada. Ya dışarı çıktı, bunu çektirdi, yahut birini aradı, dedi ki bak ışıklarımız yanıyor. Çek. Sen dışarıdan bir çek. Bunu da söylememin sebebi şu. O saatte en büyük yıldırım de bir dakika, üçüncü seçenek var. Daha önce ışıkları yanan Anayasa Mahkemesi binası fotoğrafı çekilmiştir. O fotoğrafı kullanmıştır bir hafta önce, bir ay önce neyse öyle yani. olsa derdi. Ya arkadaşlar yapmayın bu eski bir fotoğraf diye izah eder işin içinden sıyrılırdı. Sıyrılamazdı. Hayır. Oradaki e, sembolik anlam önemli tamam, yani. demek. E, yani başka bir şeye dönerdi iş. Ya elimdeydi paylaştım derdi. Bu kadar da büyümezdi belki. Başka bir şeye dönerdi. Şimdi mesele şu. İçerideyse Engin Yıldırım bu fotoğraf çekilirken içerideyse başka bir şey dışarı çıktıysa başka bir şey. İçerideyse o esnada diğer üyelere de dedi ki bak şimdi dışarıdan bir fotoğraf çektireyim paylaşalım işte ışıklar yanıyor diye dedi esprisini yaptı orada güldüler ya da neyse. Bu bunu ne bunu ya bilmiyoruz. bu biz anayasa mahkemesi dendiğinde önümüzü ilikliyoruz ciddiye alıyoruz e ya. İşte üyesi. Anayasa mahkemesiyle ilgili eksik bıraktığım bir şey vardı Lütfen. ki yanlış anlaşılmasın. E, görevleri arasında şu vardır. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çıkardığında bir, usulü açıdan, şekli açıdan iki, esas bakımından anayasaya uygun mu değil mi onu denetleme etkisi var kuruluş şeyinde. Ama burada anayasa mahkemesi suistimal etmiş. Diyelim ki başörtüsü kanununda bunu suistimal etti yani. Yeni bir iştihat esasa girerek efendim bu anayasanın layıklık ilkesine aykırıdır. Esastan bozuyor bunu. Bu istismara açık bir şeydir. Bir, bunun hangi alanlarda yapabiliyor? Meclisin çıkardığı kanunlarda, Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerinde vesaire. Meclis istüzü falan. Bir diğer yetkisi şudur. Kişisel başvuru. Anayasa değişikliklerinde bir tek esasa e, müdahil olamıyor. Sadece şekli açıdan bir işlemde hata varsa ona müdahale edebiliyor ama esasa giremiyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi, eğer çoğunluk başka düşünen üyelerde olduğu zaman çok rahatlıkla esasa girip sizin bu çıkardığınız kanun anayasanın iştihatlarıyla şu maddelerine aykırı görüldüğü için iptal ediyorum diyebilir. Evet. Bu da istismara Şimdi açık. Hak ihlali var mı bir yok mu? Bu başka bir tartışma ama burada yeniden yargılama yapılsın demesi başka bir tartışma. Bireysel başvuru hakkı varsa e, anayasa mahkemesi çıkıp e, yeniden yargılansın diyebilir. Yerel mahkemenin de buna uyması gerekir. Öyle mi? Evet. Şimdi iki, ikisi farklı şey. Uymadı ama yerel mahkemenin. Uyması gerekir. E, niye o zaman e, şu, bireysel müracaat var? Yani niye bireysel gidip başvuruda bulunuyor? Ben hak ihlaline ben uğradım çok diye. Çok ciddi bir tespit şu, ve objektif bir tespit. Şimdi, senin şimdi şunu tartışabiliriz. Yerel mahkeme Mehmet Metinler bitireyim. Değil. Mehmet abi bitireyim. Şimdi şunu tartışabiliriz. Burada bir hak ihlali var mıdır yok mudur? Bu bahsi diğer. Ama Anayasa Mahkemesi günün sonunda bir karar vermiş. Demiş ki burada bir hak ihlali gördüm. Ey yerel mahkeme, sen bunu yeniden yargıla. Şimdi burada yerel mahkemenin bunu yeniden yargılaması gerekir. Hayır, böyle öte bir şey taraftan yok. benim görüşüm. Öte taraftan ki uzman ben bugün akşama kadar yani ben ya hukukçu, değilim. Gerek yok. hukukçu değilim. hukukçu e değilim. Hukukçu değilim. Ama akşama kadar ben akşama hak kadar hak verecek onu. Konuştuğum Hukukçuların %99.9'u her kesimden diyorlar ki tamam bu başka bir tartışma ama anayasa mahkemesi yerel mahkemeye diyor ki ben burada bir hak ihlali tespit ettim. Bu yüzden sen yeniden yargıla. Mahkemede bu, hayır diyor ben kararımda şahit ediyorum. Ama Yargı anayasa mahkemesi işte kararları hepimizi seni beni 82 milyonu bağlayıcıdır yani bunun nereye koyuyorsunuz? Yoksa anlamı ne? Anlamı, ne? Daha Bakın, daha önce hak, hak ihlali olup olmadığını tartışalım. Daha önce de var zaten. Yani Kapısız mahkemesi yani kararlarıyla. Ya. Şu, emrişine, ben, var. Süs mahkemesi. ben hak ihlali, hak ihlali olduğunu var. düşünmüyorum. Bak bu başka bir şey. O ayrı bir bahis. Bu, yani ben e, Enis Berberoğlu meselesinde bir hak ihlali olduğunu düşünmüyorum. Bu başka bir tartışma. Ama e, diyor ki ben hak ihlali gördüm. Yerel mahkeme sen bu, bu yargılamayı bir yeniden yap. Bence, Bence bir objektif bir Bu istismara yorum. açık, bu evet, istismara ümit, açık, neyse bir politik müdahalelere açık bir karardır. Anayasa Mahkemesi'ni bu şekilde yetkilendirmek, yargıyı tümüyle iptal etmektir. Yargısal Şimdi, süreçlerin hepsini tümüyle iptal anlamına de, gelir. Değerli konuklar. Bu kabul vardır. edilemez.